Ne oldu? 28, 29. Tamam, artık sonuca bakıyorum o zaman. Ne olmuş? Şimdi herkes görüyor bunu, değil mi? Bakıyorum. Bir %20 düzeyinde olan 4 arkadaş var. Onlar muhtemelen temel konularda ayrıca konuşalım dediğimiz arkadaşlar. Bir %40'lık 10 var. %60'lık bir 11 dilim var. Bir de %80 olan kendine güvenen 4 tane arkadaşımız var. İyi, güzel bir dağılım. Yani buradaki %40 ve %20'deki arkadaşları yukarıya çekmek için biraz şeye ihtiyacımız var. Düzenli tekrara. Ne yapacağız? Yani kursu bitirirken bir sonraki kursa ait bir takım temel konuları göstermeye çalışacağım. Bu hafta ve bir sonraki hafta öyle bir karar değişikliğine gittim. Çünkü ikinci kura kadar bayağı uzun bir süre olacak arada. O arada şeylerle, anketlerle dönemsel, böyle 2-3 günde bir falan tek soruluk, ufak tefek şeyler yani. Tekrar ede ede o temelleri oturtma şansımız olabilir. Çünkü temelleri oturtma ile ilgili şöyle bir problem var. Temeller genellikle aksiyon olduğu için, başka bir şeye bağlı olmadığından, uzun süre tekrar ettiğiniz zaman kavram ancak yerine oturabiliyor. Bu şekilde aradaki boşluğu da tamamlamaya çalışacağız. Evet. Geçen hafta uzmanlaşma ile ilgili bir sunum yapmıştım. Onun size onu yazı haline getirdim bugün. Onun linkini sizinle paylaşayım. Yazı halinde de vakti olanlar okurlarsa fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi notları ekleyeyim. Diğer taraftan size de atacağım zaten. O bir dakika, yanlış oldu. Evet. Notlar. Çetede atıyorum. Evet, şimdi değil arkadaşlar. Şimdi dersi dinliyorsunuz. Sonra dersten sonra boş bir vaktinizde veya hafta sonu yazıyı okuyabilirsiniz. Uzmanlaşma çok önemli bir şey çünkü gerçekten. Evet, şimdi Ripple'a geri dönelim arkadaşlar. Bu hafta ne yapacağız? Önce bir yol haritası verelim. Bayağıdır algoritmalar üzerine çalışıyoruz. Şimdi algoritmalar üzerine çalışırken insanların bir yanılsaması olabiliyor. Yanılsama nasıl oluyor? Sanıyorsunuz ki hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Hayır, aslında yapabiliyorsunuz. Yani bilinçli bir şekilde aslında biraz uzak tutmaya çalıştım sizi kütüphanelerden. Bilmiyorum tabii, belki doğru bir yoldur, belki yanlış bir yoldur. Hani ne yönden doğru, ne yönden yanlış, bunlar tartışılabilir. Ama insanlar direkt bir şeyler yazmaya başladıkları zaman şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Aa, yapabiliyorum deyip temelleri bırakıyor insanlar. Ondan sonra arayın ki bulasınız yani. Şimdi size çok basit bir takım bilgilerle, o üzerinde çalıştığımız algoritma bilgilerine çok fazla gerek olmadan bazı güzel şeyleri yapabildiğinizi göstereceğiz. Bunun için Chuck Norris API diye bir tane şey var, site var. Bu siteye request yapıp istek gönderip Python ile HTTP client'la geriye şakalar alabiliyorsunuz. Onu yapacağız basit bir şekilde. Tabii burada dikkat etmemiz gereken önemli bir şey var. Çok fazla şaka var. Bu şakaların bazıları seksist falan olabiliyor. O yüzden ters bir şey gelirse direkt tekrarlayacağım. Ama yani bir exclaimer yapayım, bir açıklama yapayım burada da sonra şey olmasın. Yanlış bir şey denk gelirse sıkıntı olmasın. Kullanımı çok kolay bir API olduğu için bunu seçmek zorunda kaldım. Sonra neler anlatacağım? Bu tuples ve generator kısmına girer miyiz? Tam olarak emin değilim. Tabii şu an onlar ne diyorsunuz? Sadece isimlerini söyleyeceğim. Hani ileride ne anlatacağımızdan bahsetmek istiyorum. Bunlar optional. Duruma göre devam edeceğim. Seçeneksel. Şimdi başka neler var? Bir for döngüsü aslında içsel olarak nasıl çalışır? Bunu dilin kendisini programlıyormuşçasına yazacağız. Anatomisine gireceğiz yani biraz.
Tabii onu yapmak için öncelikle exceptionların nasıl çalıştığını öğrenmemiz gerekiyor. Derslerde exceptionlarla ilgili bir takım örnekler yaptık ama tam olarak nasıl çalıştıkları üzerine durmadık. Şimdi exception'ı fırlatıyoruz, hatayı. Ama o hatayı nasıl tutacağız? Bunu öğrenmedik mesela. O hata ortaya çıktığı zaman ne yapacağımızı nasıl kodluyoruz? Onu öğrenmedik. Onu göreceğiz. Sonrasında da bu exception'ları nasıl tutmamamız gerektiğini, nasıl kullanmamamız gerektiği ile ilgili basit bir şeyde açıklamada bulunacağım ama şunu söyleyeyim ya, bu çok önemli bir konu. Hata yakalamanın nasıl yapılması gerektiği ve aynı zamanda da böyle her durumda nasıl yapılması gerektiğini anlatabilecek genel bir model kurmak mümkün değil. Çok tartışmalı bir alan. Hatalar nasıl handle edilmeli. Bilmiyorum nasıl Türkçe'de kullanabiliriz. Hatalarla nasıl başa çıkılmalı? Yani kod içerisinde nasıl tasarlanmalı, nasıl kullanılacağı. Bu şey kesin bir cevabı olmayan bir konu. Çok tecrübeli yazılımcıların bile veya yani profesyonel olarak çalışmakta olan uygulamaların içerisinde bile böyle sizi krize sokabilecek derecede kötü bir şekilde yapılmış, hataya açık hale getirilmiş bazı kullanımlar görebilirsiniz. O yüzden ben size temel olarak bazı şeyleri söyleyeceğim. Hani şunu yapmayın, bunu yapmayın diye unutacaksınız muhtemelen. Ama yıllar sonra uygulamalarda karşınıza problem çıktığı zaman en azından onun çözümünün ne olduğunu hatırlayacağınız için düzeltme şansınız olacak. Yani sadece size yüzeysel bir şekilde unutacağınız bir şey anlatacağım ama hatırlayacaksınız ileride. İhtiyacınız olduğu zaman. Sonrasında da ne yapacağız? Kendi for döngümüzü implement ederek Python'da esasında nasıl çalıştığını anlamaya çalışacağız. Biraz kafanız karışacak tabii. En son bayağı ileriye gideceğiz arkadaşlar. Sizi zorlayacağım. Yani sınıf tanımlama olayına girmeyi düşünmüyordum aslında. Ama bir yandan da yani sınıf tanımlamayı anlatmadan tam olarak iterable yani for döngüsü nasıl çalışır onu anlatmak biraz zor. O yüzden sadece hani gördüğünüzü anlama derecesinde anlayabileceğiniz şekilde basit bir şey yazacağız. Bir sınıf. Anlamazsanız paniklemeyin. Zaten anlamanızı çok fazla beklemiyorum ama yüzeysel bir şekilde bilginiz olacak bu konuda. O da bir adım tabii. Sonra bu boşluğu uzun dönemde mesajlaşmalarla falan ufak tefek kazanımlarla doldurmamız mümkün. Zaten kendinize farklı şeyler üzerinde çalışırken muhtemelen öğreneceksiniz. Evet, bu kadar genel yapı. Tabii gidişata göre her zaman yaptığım gibi farklı konulara doğru gitmeye başlayabiliriz. Bu mümkün. Biraz tabii tehlikeli yani orada planlamadığın bir alana doğru yönelme hatayla sonuçlanabiliyor. Ama yani bu bir trade-off. Gidip de hani dersten önce sabit bir şekilde hazırlanıp sadece ona devam edince de bazen şey olabiliyor. Hani fark etmediğim önemli konular varsa onları atlamak gerekebiliyor. Bu iyi bir şey değil, yöntem değil. Bence bu benim yoğurt yiyiş şeklim. Evet. Bu kadar açıklamadan sonra isterseniz başlayalım. İlk olarak ne yapacağız? İlk olarak kullanılabilir ilk örneğimizi yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle geleyim. Önce bir şurayı ne yapalım? Yaptığım her şeyi comment out edeyim. Güzel. Kısa süreli panik yaşadım acaba o kısa yolla oluyor muydu diye. Şunu da yapalım. Tamam, güzel. Şimdi Chuck Norris API diye bir site var arkadaşlar. Orada şunu da unutmayalım. Evet. Orada şu görmüş olduğunuz https://chucknorris.io/jokes/random diye bir adres var. Bu adrese istek yolladığınız zaman size bir cevap yolluyor.
Şimdi bu yolladığı cevap ne? JSON dediğimiz bir format. JSON formatı şeye benzer, sözlüğe benzer. Öncelikle bunu gösterelim isterseniz. Şimdi tabii önce bir açıklama yapmam gerekiyor. Requests kütüphanesi REPL'ın içerisinde zaten indirilmiş bir şey. O yüzden direkt çalışıyor. Ancak normalde eğer farklı bir ortam içerisinde çalışıyorsanız önce Requests kütüphanesini yüklemeniz gerekiyor ki çalışsın. Bir de JSON kütüphanesi var. JSON kütüphanesi zaten şeyin core hani Python'la gelen bir kütüphane. Onu ayrıca yüklemeniz gerekmiyor. JSON'ın ne olduğunu da ayrıca göstereceğiz. Öncelikle bunu söyleyeyim, sonra şey olmasın yani yerelinde deneyenler falan varsa sıkıntı olmasın. Bakıyorum bir yandan soru var mı? Yok. Evet, şimdi kütüphanenin çalışması nasıl arkadaşlar? Requests'in şöyle güzel bir yönü var. Bayağı eski bir kütüphane bu. Şeyi arayüzü çok basit. Yani nokta get diyorsunuz, getiriyor. Bu kadar. Get diyorsunuz. Parametre olarak da API'yi şeyi endpoint'i yani web adresini veriyorsunuz. Bu şey gibi google.com deyip giriyorsunuz ya. Onun gibi API Chuck Norris IO falan filan işte bu string'i veriyorsunuz ve oraya bir request yapıyor. Karşılığı olarak da web sitesini dönüyor. Şimdi o web sitesi gördüğünüz gibi request.get deyip adresi verdik. Geriye döndüğü değer response. Response'un content diye bir değeri var. O content değeri arkadaşlar geriye dönmüş olduğu HTML veya JSON veya ne dönüyorsa. Şimdi bunu yan tarafta şöyle bir şekilde deneyebiliriz tek tek. Bunu buraya yapıştırmak biraz. Is not defined. Bu niye böyle oldu ya? Hazırda geliyor olması lazım. Evet. Şimdi buradan silmek zorunda kaldım arkadaşlar. Demek ki iki kere import edince bir sıkıntı oluyor. Normalde olmaması lazım. Yukarıda import edildiği için zaten hali hazırda var. Evet. Görmüş olduğunuz gibi geriye döndüğü bir string var arkadaşlar. Bu binary anlamında. Onu pek anlatmaya girmek istemiyorum. Bunu bir string olarak düşün. Düşünün. Tek tırnaktan başlayıp şöyle, nerede ya bu? Heh. Şuraya kadar giden bir şey. Gördüğünüz gibi. Şimdi şeyi silelim önce. Şuraları tamamen yorum satırı haline getirelim. Şunun dışarısında. Böylece string'in kendi halini görmüş olun. Bakın görmüş olduğunuz gibi döndürdüğü şey bu örnek burada kalmış. Pardon. Fazladan bir takım şeyler var eskiden gelen. Tamam, güzel. String'imiz bu. Nereden başladı? Tek tırnaktan başladı. Tek tırnağa kadar devam etti. Arada da bu var. Şimdi buraya baktığınız zaman ne görüyorsunuz arkadaşlar? Dictionary, liste, string bu tarz değerler değil mi? Yani biz de gidip şöyle bir şey yazabilirdik örneğin. Dictionary. İçerisinde ne var? Categories. Ondan sonra ne varmış? Burada bir tane şöyle bir şey var. Sonra falan filan bir sürü şey var. Bunların arasında bir de value var. Evet. Şaka diyelim. Yani içeri. Buradakini kopyalayayım veya. Chuck Norris sadece sayılara bakarak testi geçebiliyormuş. O kadar zeki ki falan diye bir tane şaka. Evet. Böyle bir şey. Böyle bir dictionary oluşturabiliriz. Şimdi JSON tabii ki tam bu formatta değil. Biraz daha farklı. True, false gibi değerler biraz daha farklı bir şekilde yazılıyor falan ama bunlar detay. Bizim için önemi yok. Neden önemi yok? Çünkü bu response.content'i aldıktan sonra JSON kütüphanesinin bir tane fonksiyonu var. JSON.loadString. JSON.loadString'i çağırıyorsunuz. Rest.content'i yani string'i vererek. O bir JSON haline geliyor. JSON da ne? İşte dictionary, liste, bilmem ne falan. Python'un yerel şeyleri. Yerel yapıları, veri yapıları.
Sonra ne yapıyoruz? Job.value diye ulaşıyoruz, değil mi? Burada bizim dictionary örneğimizde de vardı. Buna nasıl ulaşıyorsunuz? Bu şekilde. Bu şekilde. Buna da Joke'a da bu şekilde ulaşıyorsunuz dolayısıyla. Bunu çalıştıralım. Ne oldu? Şeyi yazdırdı. Joke dedik. Bakın bakıyoruz şimdi. Etrafında tırnak işareti yok bu sefer. String değil çünkü. Dictionary list o şekilde. Sonra da bakıyoruz. İşte updated at var mesela. Ona da bakabiliriz, değil mi? Bu dinamik olarak geliyor bu arada arkadaşlar. Yani hali hazırda bir veri yapımız yok. İçeriye hiçbir şey kopyalamadım. Bildiğiniz web sitesini çağırıyor. Oradan aldığı cevabı işliyor ve content'e ulaşıyor. Bu kadar. Updated at varmış. Ha, neymiş bu? Ondan sonra başka neler var? URL'ini alabiliyoruz mesela. Nereye ulaşmışız? Ha, tamam. Bu şakaya ait özel adres buymuş. Resim de varmış falan. Icon URL mesela. Bunları da ulaşabiliyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi yani burada algoritmaya vesaireye ihtiyacımız yok. Şunu da kapatalım. Tam olarak neye ihtiyacımız olduğunu görün. Bunları yapmak için ne yaptık? Şey gibi yani cümle kurmak gibi bir şey. Request.get adresi verdik. Geriye gelinde json.loads fonksiyonunu content'in üzerine çalıştırarak bir çevrim yapıyoruz. Neyden neye? String'den dictionary'ye çevrim yapıyoruz. Sonra o dictionary'nin de value'suna ulaşıyoruz ve ekrana yazdırıyoruz. Bu kadar. Aslında iki satır yani yapmış olduğumuz şey. Bu kadar basit. Kütüphaneleri böyle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tek sıkıntı tabii dokümantasyona bakıp nasıl çalıştığını öğrenmek. Şimdi bu kısım bu kadar. Bunu herkes anladı mı acaba? Hemen bakalım. Hemen bakalım. Hadi arkadaşlar hızlı. Evet mi hayır mı? Evet arkadaşlar devam devam 21 oldu. Sadece 21 kişi mi devam ediyor? Geriye kalanlar 24 oldu, 25 oldu. Daha fazla arttıralım arkadaşlar etkileşimi derste. Devam, devam. Tamam mı, devam mı? Tamam galiba. Bakıyorum şeylere, sonuçlara. Evet, 9 kişi anlamadım demiş. Şimdi arkadaşlar, 9 yüksek bir rakam. Sınıfın, yani cevap verenlerin 3'te 1'i. Eğer sorunuzu yazın. API nedir? Tam anlam. Ha, tamam, güzel. Şimdi API dediğimiz şey şu arkadaşlar. Bir siteye girdiğiniz zaman ne görüyorsunuz? Bir web sitesi görüyorsunuz, değil mi? Sayfa görüyorsunuz. Bir user interface, arayüz görüyorsunuz. Düğmeler görüyorsunuz vesaire falan filan. İşte oraya site yerine, o arayüz yerine sadece veri yapısını döndürecek bir şekilde yazarsanız ona API deniyor. API'nin uzun yazılmış hali neydi? Onu hatırlamıyorum. Application bir şey interface olması lazım. Ya uygulama arayüzü olarak düşünebilirsiniz. Ama arayüz sadece size veri dönüyor. Yani dictionary döndüğünü düşünün. Buna API deniliyor. API'ler ile neler yapabilirsiniz? Örneğin şöyle bir API olabilirdi. Google'ın API'i olurdu. Arayüz olmazdı. Onun yerine bir dictionary yollardınız Google'a. Dictionary'nin içerisinde de şey olurdu. Aranan cümle mesela ne arıyorsunuz? Python'da liste diye arama yapacaksınız diyelim. Şu dictionary'yi Google
slash API diye bir endpoint'e yollayabilirdiniz. Endpoint'te şu tam adres oluyor. Buraya yollayabilirdiniz. Bu şekilde arama yapabilirdiniz. Bu ne olurdu? Google'ın arama API'i olurdu. Değil mi? Veya şöyle olabilirdi. Örneğin sizin bir tane blogunuz olsun. myblog.com/API'ya dictionary olarak title blog konusu hop konusu içerik olarak da yani şeyin yazının içeriği olarak da yazımda şunlardan bahsediyorum. Mesela bu dictionary'yi yollardınız myblog.com API'ya, o da o içeriği oraya atardı. Sonra tekrar çekmek için örneğin .com/API/articles diyelim ki slash işte 1 deyince birinci yazıyı alırdınız, 2 deyince ikinci yazıyı yollardı size, 3 deyince üçüncü yazıyı yollardı diyelim ki. Bu şekilde bir API tasarlayabilirdiniz yani. Şimdi bu API'ların size sağladığı şey ne oluyor? Yani tamam hani arayüzü bir insan olarak browser'dan girdiğiniz zaman elde edebiliyorsunuz ama böyle programatik olarak almak istediğimiz zaman örneğin şakayı gidip de siteyi indirip ondan sonra içerisinde işte şaka string'in neresindeydi diye ayrı ayrı ayırmanıza gerek olmuyor. Neden? Çünkü size bir dictionary olarak bu direkt sunuluyor zaten. Şöyle. Dolayısıyla content'e ulaşıyorsunuz, o kadar. Bizim az önce yapmış olduğumuz gibi. API böyle bir şey. Biraz ileri bir konu. Her API'den veri almak bu kadar basit mi? Farklılıklar var mı? Farklılıklar var. Ya yani bazı API'ler çok karışık arkadaşlar. Yani bazı XML şeyler var mesela. API'ler var. Dokümantasyona bir giriyorsunuz. Onu oraya set et. Bu değeri şunu koy falan filan, böyle kafa karıştırıcı yani. Chuck Norris API'yi seçmemin nedeni oydu. Çok basit. Gerçekten çok basit. Kendi API'mizi yazma olayına girmeyeceğiz arkadaşlar. O biraz ileri bir konu. O yüzden girmeyeceğiz yani. Requests not defined mı diyor. Onun işte import'u en başa koydun mu? Import requests, import JSON şeklinde. Bunu en başa koyman lazım, yoksa çalışmaz. Eğer şeyse tabii, hani REPL.it'te çalıştırıyorsan en başa koyduğun zaman çalışıyor. Eğer REPL.it kullanmıyorsan, yerelde yapıyorsan o zaman ayrıca yüklemen lazım bu kütüphaneleri. Evet, başka ne sorular varmış? Evet. Arkadaşlar, anlamadığınız başka neler varsa onları da yazarsanız güzel olur. Çünkü dediğim gibi yani hani 9 kişi az bir şey değil. Yazın neyi anlamadınız, neresini anlamadığınızı, bu şekilde cevap verelim. Evet, devam ediyorum. Ama sorularınıza döneceğim arkadaşlar. Yazın yani. Hani az bir sayı değil çünkü. Bu çok basit bir kod. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bazı kısımları mesela neden get yapıyoruz? Yani ne bileyim hani adam öyle tasarlamış. Adam al diye tasarlamış. Get değil de bring diye de tasarlayabilirdi. O zaman bring fonksiyonunu çağırırdık yani. Veya load s, yani load string olabilirdi. String'i yükle olabilirdi. Haydi getir bakalım olabilirdi. Adam load s demiş yani. Hani json.load s şeklinde. O yüzden böyle kullanıyoruz. Neyse. Burayı bitirdik. Döneceğim. Eğer sorularınız olursa, başka soru yok gibi görünüyor. İkinci öğreneceğimiz şey arkadaşlar, iterable olayı. Şimdi ne yapmıştık? Pardon, önce bir şurayı şey yapalım. Tekrar bir yorum satırına döndürelim. Tamam. Şimdi sağ tarafta bir takım şeyler deneyeceğiz. Daha önce ne demiştik arkadaşlar? For x in 1, 2, 3 diyelim ki print x dediğimiz zaman evet dediğimiz zaman ne oluyor? Bunların içerisinde tek tek dolaşıyor. Şimdi for'un tam olarak ne yaptığını bilmemiz lazım. Öncelikle.
Şimdi buraya ne diyoruz? Buraya for i in for ne diye adlandırmıştık bunu? Iterable demiştik, değil mi? Iterable dedik. Liste demedik. Sintaksı tanımlarken bu şekilde tanımlamıştık. Şimdi neden liste değil de iterable dediğimizi anlatacağım. Şimdi liste bir liste. İçerisinde 1 var, 2 var, 3 var, 5 var, artık neyse ne var. Şimdi bir de listenin ürettiği, listeden üretilen, listedeki elemanların nasıl dolaşılacağını tanımlayan ayrı bir kademe daha var arkadaşlar. Şimdi o kademe ne yapıyor ona bakacağız. Şöyle iterable diye bir şey oluşturacağız. Neyden? Bir tane listeden. 1, 2, 3'ün bir tane fonksiyonu var arkadaşlar. Bu tuhaf bir isimlendirme. Ama böyle yani. İter diye. Şimdi bu pardon. Bu fonksiyonu çağırdığımız zaman yeni bir bu listenin nasıl dolaşılacağını anlatan nesnemiz oluyor elimizde. İter diye. Şimdi şu fonksiyona gelelim. Genellikle bu fonksiyonu böyle nokta iter diye çağırmıyorsunuz. Neden? Çünkü kütüphanenin biraz daha böyle güzel görünmesini sağlayacak fonksiyonu var. Ona iter diyoruz. Peki bu iter fonksiyonu nasıl çalışır? Bakın kütüphanedeki fonksiyonu tanımlayarak öğreniyoruz şu an. My iter diyelim. Bir de kendimizinkini tanımlayalım. Ne yapıyor bu? Geriye bir şey dönüyor. Döndüğü şey de lst nokta iter. Bakın bu kadar. Şimdi bunu çalıştıralım örneğin. Kendi yazdığımız iteri çalıştıralım. My iter diyorum. Bir tane de liste verelim. Ne oldu? Elimizde bir tane iterable oldu arkadaşlar. Şimdi iterable'ın ne olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Daha oraya gelmedik. Şurada bahsettiğim şey sadece bakın kütüphanedekinin aynısını yazmayı göstermek. Is not callable diyor. Pardon bir dakika burada bir sıkıntı oldu. Evet orada bir hata yaptım galiba. Tam olarak bu şekilde çalışmıyormuş. Neyse biz o zaman bunu atlayalım. Farklı bir şekilde çalışıyormuş o. Şimdi bir tane iterable aldık. Pardon. Direkt çağırarak. Bir tane iterable oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu iterable ne yapıyor dedik? Bu listenin üzerindeki elemanların tek tek nasıl dolaşılacağını tanımlıyor. Peki bunu ne şekilde yapıyor? İter nokta bir de underscore underscore next diye bir tane fonksiyonumuz var. Bu next fonksiyonu bize her seferinde bir sonraki elemanı veriyor. İter nokta next dedik. Birinci elemanı verdi. İkinci elemanı verdi. Üçüncü elemanı verdi. Sonra stop iteration exception fırlattı. Stop iteration diye bir tane hata var arkadaşlar. Onu fırlatıyor en son olarak. Daha fazla bir şey bulamazsa. Şimdi bu iter dediğimiz şey kullan at bir nesne. Yani ilk oluşturduğunuz zaman listeden bir sefer dolaşmalık bir nesne oluşturuyor size. Birinci veriyor, ikinci veriyor, üçüncü veriyor. Tükeniyor. Tükendikten sonra duruyor. Şimdi bu biraz karmaşık gelebilir. Gerçekten yani uzun süre tekrarlanarak ortaya çıkabilecek bir şey ancak. Ama şu an şunu anlamışsınızdır herhalde. Yani for x in 1, 2, 3 şeklinde listeyi yaptığımız zaman x şeklinde aslında yaptığımız şey şu. For döngüsünün yaptığı. İter eşittir 1, 2, 3 nokta iter deyip yeni bir iterable yaratıyor. Ha. Ondan sonra iter nokta next deyip bunu neye atıyor arkadaşlar? İlk seferde x'e atıyor. Sonra print x. Sonra ikinci bir kez. Sonra üçüncü bir kez arkadaşlar. Dördüncü seferde de ne olacak? Stop iteration exception gelecek.
gelince de ne yapacak? Duracak. Ne yaptık? 4 tane durum oldu. Önce bir iterable'ı aldı. Next dedi. Aldığını yazdı. Next dedi. Aldığını yazdı. Next dedi. Aldığını yazdı. Sonra stop iteration geldi ve durdu. Şimdi flow'u öğreniyoruz arkadaşlar. Akış. Akışı öğrenmek çok önemli. Yani şunu yazıyorsunuz. Şunu zaten anladınız değil mi? İşin altyapısı nasıl? Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Şu an iyice zor bir konuya girdik. Ama şunu anlarsanız for sizin kafanızda çok çok daha iyi bir şekilde oturacak. Çünkü insanlar genellikle bunu dilsel bir ifade olarak alıyorlar. Anlamsal olarak inceliyorlar sadece. Ama altında neler döndüğünü anlarsanız o zaman temel yapı sizin aklınızda çok daha rahat bir şekilde oturmuş olacak. Şimdi şöyle tekrarlayacağım, tekrarlıyorum. Elimizde bir tane liste var, dictionary var, artık neyse o var. Onun iter fonksiyonunu çağırıp bir kere, yani kullanatlık dolaşma sağlayacak bir nesneye sahip oluyoruz. Bu nesnenin next diye bir fonksiyonu var. Bu next fonksiyonu ne yapıyor? Her çağırdığımız zaman eğer kalan eleman varsa bir eleman daha veriyor. X'i verdi. Sonra bir daha verdi. For döngüsü ne yapıyor? Her seferinde bu x'i kullanıp bloğu çağırıyor. Değil mi? Blok ne? Printx. Printx dedi, printx dedi, printx dedi. Stop iteration gelinceye kadar. Sonra ne yaptı? Sonra da durdu. Yaptığı şey bu. Bunu da çalıştıralım. Böyle çalıştığını görelim. Hata olmasın. Tamam, güzel. Bu şekilde çalışıyormuş. Şimdi arkadaşlar, bu exception konusuna girelim biraz. Şimdi aynı anda birkaç temel konuyu vermiş olacağım ne yazık ki. Ama bunlardan hangisini öğrenebilirsiniz iyidir yani. Ve ders bittikten sonra da bunları tekrarlayarak, kendiniz deneyerek anlamaya çalışırsanız güzel olur. Şimdi ne yapalım? Bir tane fonksiyon yazalım. Ne yapacağız? Hata konusunu öğreneceğiz. Şimdi is exception diye bir şey yapalım. Parametre geçelim. Boolean olsun bu. If is exception o zaman hatta is true diye kesinleştirelim. Arkadaşlar is ya eşit eşittir de kullanabilirsiniz ama is true ve none için true, false, none için kullanılan bir şey is ifadesi. Neden olduğunu açıklamaya çalışmayacağım. Şu an için çok şey olabilir, ileri olabilir, kafanız daha da karışır. Sadece şöyle öğrenin. None, true ve false için is kullanılır diye hatırlayın yani. Eşit eşittir benzer ama aynı değil. O yüzden zaten bu durumlarda kullanıyoruz. Şimdi biraz daha da cümle gibi tabii. Is exception eğer true'ysa o zaman ne yapıyoruz? Bir tane hata atıyoruz. Hatamız ne olsun? Value error olsun. Çok alakasız bir şey oldu ama olsun. Hata şeklinde. Değilse return hayatın anlamına dönsün. 42. Fonksiyonu çağıralım. Nasıl çağıralım? True. Şimdi burada ne yapıyoruz? True yollarsak exception fırlatacak. False yollarsak ne yapacak? Bir sayı dönecek bize. İsterseniz önce bunu bir deneyelim. Ne oldu? Hata aldık. Neden? Çünkü hata fırlatmıştık. Peki false dönersek ne olacak? Evet. Şimdi arkadaşlar bu kısmı yeni bir taze bir sayfa açtık bir öncekisine göre. Tamam mı? Şurayı şu an için unutun tekrar. Yeni bir sayfa açtık. Burası kendisinden sorumlu bir alan. Exception'ı öğreniyoruz şu an. Diğeriyle karıştırmayın. Şimdi şu örneği herkes anladı mı? Onu bir soralım isterseniz. Şöyle gidelim.
is true'yu eklememin nedeni, şimdi is exception'ı direkt yazabilirdik. Ama yapmadım. Yapmamamın nedeni daha açık bir şekilde ifade etmek. Direkt is exception'da yazabilirsiniz. Ben okunabilir olduğu için is true yazıyorum arkadaşlar, açık bir şekilde. Bu konuda biraz şey detaycıyım yani, hani okunabilirlik konusunda detaycıyım. Çünkü ne kadar okunabilir olursa o kadar rahat bir şekilde kodunuzu yazabiliyorsunuz. Üstte neden bazı terimlerde alt tire kullandık? Yani boşluk kullanamıyorsunuz değişkenin içerisinde. Onun yerine alt çizgi kullanıyorsunuz. Is exception iki kelime olduğu için. Şimdi cevaplara geliyorum. Çok az cevap olmuş ama ya. 22 tane cevap olmuş arkadaşlar. Bunu arttıralım yani. Yani bu interaktiviteyi arttırmamız lazım arkadaşlar. Çünkü ya şu soruları laf olsun diye sormuyorum. Sizin durumunuzu anlamak için soruyorum ki şey olsun. Hani sonrasında anlattıklarımın bir manası olsun yani. Eğer anlama ya tabii ki herkesin anlaması mümkün değil. Zaten dediğim gibi çok temel konuları verdiğim için ders esnasında anlayamadığınız bazı şeyleri tekrar ede ede anlayıp şey yapacaksınız, ilerleyeceksiniz. Ama anlama seviyesi eğer çok düşükse o zaman bazı şeyleri daha fazla tekrarlamamız gerekecek. Çünkü bu şu anlama geliyor. Sonradan kendi başınıza çalıştığı zaman da anlamayacaksınız. Çünkü yani yüzeysel bir bilgiyi de edinememişsiniz anlamına gelecek bu. Bakıyorum 6'ya 17. Tamam, çok şey değil, çok kötü değil. Bu anlayamadım diyenler nedenini de açıklarsa iyi olur. Melis şeyi tekrarlayabilir misin? Exception'ı açıklarsanız iyi olur derken hangi kısmını açıklarsak? Yani fırlatılması mı? Hani nasıl çalıştığı mı? Nedir? Ha, başka bir soru var. Neden bazı terimlerde alt tire kullandık derken alt çizgi alt çizgi next denilmiş? Ya bunu kullanmamızın nedeni şu, dili tasarlayan öyle yapmış. Yani next dememiş fonksiyonun adına, alt çizgi alt çizgi next demiş. Demesinin nedeni de şu, kütüphane dilin kendisine ait olan fonksiyonları bu şekilde tanımlamışlar ki gördüğünüz zaman şey diyebiliyorsunuz, ha bu dilden gelen bir şey. Yani kodu yazan kişinin kendi verdiği bir isim değil bu. Yani biz mesela fonksiyon tanımlarken ne diyoruz? Nerede tanımlamışım? Mesela my for derken başına sonuna alt çizgi koymadım. Neden? Bu çünkü dilin kendisine ait fonksiyon değil. Bu kendi tanımladığım fonksiyon. Ayırt etmek için böyle adlandırmışlar ama sonuçta nihayetinde bu underscore'lar şeyden geliyor. Dilin kendisinden geliyor. Öyle karar vermiş adam, öyle koymuş. Biz de onu kullanıyoruz. Kendi tanımladığımız bir şey değil yani. O iterable'dan kendisi gelen bir fonksiyon, şey, isim. Hatta şöyle yapabiliriz. Mesela iter eşittir 1, 2, 3 nokta iter deyip çağırıp ondan sonra dir diye bir tane fonksiyon var arkadaşlar. Directory. İter'in bütün fonksiyonları falan gösteriyor. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var burada. Hali hazırda tanımlı bu. Bizim eklediğimiz bir şey değil. Böyle adlandırmış adam. Underscore underscore iter underscore underscore diye. Next var mesela. LT küçüktür. LE küçük eşittir. Böyle isimlendirmiş. Uzun da yapabilirdi. Underscore koymaya da bilirdi. Böyle yapmış yani. Başka neler var? Fırlatılması kısmını anladım. Gerisini anlayamadım. Şimdi geriye kalan kısmı da şu. Şimdi exception'ların arkadaşlar sıkıntılı tarafı şu. Güzel tarafı, hatayı gördünüz, fırlatıyorsunuz. Nerede yakalanırsa orada yakalanıyor. Kötü tarafı şu. Geri döndürme gibi çağırdığınız yerde nereye denk geldiğini bilemeyebiliyorsunuz. Yani nereden geldiğini bilemiyorsunuz. Return denildiği zaman diyorsunuz ki ha bu fonksiyondan döndürülmüş bu. Değil mi? Ama exception birazdan göreceğiz. Tek kademe değil. Yani fırlatıldığı fonksiyondan fırlatılmış olabilir alt alta. Şöyle bunu göreceğiz. Şimdi fonksiyonumuzu yazdık. Bu fonksiyon öncelikle bir tutma olayına bakalım. Şimdi return değerini nasıl alıyorduk?
Response eşittir fonksiyon deyip çağırıp alıyoruz. Ne olacak burada? 42 olacak. Exception buraya gelmiyor arkadaşlar. Exception direkt dışarıya fırlıyor. Exception'ı tutmak için şöyle bir yapıya ihtiyacımız var. Try except diye. Şimdi en basit haliyle ne yapıyoruz? Buraya hata aldım. Şimdi exception'ı fırlatmak için tabii true vermemiz gerekiyordu buraya. Değil mi? Fonksiyona true geçiyoruz. İlk parametresi ne? Is exception. Ha, o zaman is exception true'ymuş. Geliyor, true olduğunu görüyor ve bize hata fırlatıyor. Şimdi en temel şekliyle bu şekilde yazabiliyoruz. Ne yapıyor? Herhangi bir exception olursa hata aldım şeklinde bunu yazıyor. Bakın. False dersek şeklinde. Ya bunu anlamak biraz zor arkadaşlar. Bununla ilgili kendi kendinize bir sürü şey deneyeceksiniz. Ben farklı varyasyonları yazacağım buraya. Görüyor musunuz? False derseniz döndürüyor. Buraya giriyor. Except kısmına girmiyor. Neden? Exception olmadı. O zaman ne yapıyor? Şurayı okuyor. Burayı okuyor. Buraya geliyor ondan sonra. Oysa ki hata fırlatırsa ne oluyor? Hata fırlatırsa, bir dakika o zaman şunu şey yapalım. Böyle yazmayalım bunu da yorum şeklinde yapalım. Tamam, böyle daha iyi oldu. 1, 2, 3. Bu şekilde devam ediyor. Ne zaman? Hata olmazsa. Peki hata olursa nasıl oluyor? Hata olursa da ne yapıyoruz? Tabi buraya true vermemiz gerekiyor. Hata olursa da buradan sıçrama yapıyor. Neden? Çünkü fonksiyonun içinden bir şey fırlatılmış. Dolayısıyla dönüş değerini buraya atamıyor. Direkt buraya atlıyor. Sonra da dışarıya çıkıyor. Pardon, hata olursa. Ne yaptım ya? Diğer tarafa yanlış mı yazdım? Evet, hata olmazsa, hata olursa. Doğru. Bu iki durum var arkadaşlar. Şu iki flow'u çok iyi anlamamız lazım. Bu temeli eğer anlayamazsak hiçbir şey anlayamayız. Bakın, hata olmazsa eğer o zaman ne yapıyor? Fonksiyonu çağırıyor. Fonksiyonun normal geri dönüşünü yapıyor. Sonra bu geri dönüşü yazdırıyoruz. Buraya girmiyor. Burayı atlıyor. Neden atlıyor? Çünkü hata olmadı. Değil mi? Sonra da 3'e geliyor. Şimdi bunu dilsel olarak nasıl ifade edebiliriz? Bir tane arkadaşınız var. Dediniz ki ne bileyim işte kuzeye 1 kilometre yürü ve bana ne bileyim bir bardak su getir dediniz. Arkadaşınız da gitti, 1 kilometre yürüdü, başına bir şey gelmedi, sonra size su getirdi. Diğer durumda ne oluyor? Duvara çarpabiliyor mesela. Şimdi duvara çarpmasını ne yaptınız? Düşünmediniz. Duvara çarpmasını düşünmezseniz ne oluyor? Arkadaşınız kayboluyor. Diyorsunuz ki ya bu adam acaba nereye gitti? Birkaç gün sonra birisi geliyor diyor ki ya o yolda kafasını duvara çarptı. Sonra da sinirlendi eve döndü. Sizin haberiniz bile yok falan. Hani böyle bir durum aslında buradaki exception olayı. Siz de ne yapıyorsunuz? O durumu da işin içine katıyorsunuz. Diyorsunuz ki 42 nasıl? Ha. İşte 1 kilometre kuzeye git. Eğer kafanı bir yere çarparsan hastaneye git. Eğer çarpmazsan bana 42 döndür diye. Bilmiyorum, biraz saçma bir örnek oldu aslında ama dilsel olarak nasıl anlatabilirim bilmiyorum yani. Burası da öyle yani. Şimdi adam duvara kafasını çarpmadıysa o zaman hastaneye gitmemesi lazım. O yüzden burayı atlaması gerekiyor. Değil mi? Evet, çok tuhaf bir örnek oldu. Böyle anlık olarak aklıma geldiği için. Devam edelim. Umarım şuradaki akış anlaşılmıştır arkadaşlar. Buradaki akış cidden çok önemli. Yani şunu anlamazsanız üzerine hiçbir şey koyamazsınız. Ne dedik? Bir normal akış var.
Herhangi bir exception fırlamazsa bu şekilde devam ediyor. Bir de olağan dışı akış var. Yani hata olduğu zaman hata fırlıyor. Eğer tutmazsanız ne oluyor? Programın ana çıkışına kadar gidiyor yani. Programın geriye kalanı çalışmıyor. Yani buraya bir şey yazarsanız bu hata aldığı zaman eğer exception'la tutmazsanız çalışmaz. Şimdi bunu da örnekleyelim. Bunu da örnekleyelim. Bu da diğer bir case olsun. Bakın. Şimdi buraya yazalım. Evet. Çağırırsak ne olur? Hoho diye yazıyor. Niye? Çünkü hata olmadı. Hata ver dersek ne olur? Ne oldu? Şunu yazmadı. Neden? Çünkü ta programın dışına kadar çıktı. Tutmadık bir yerde. Tutmamız lazım. Şimdi buraya kadarki bu iki durumu anlayın arkadaşlar. Bunu gerçekten tekrarlaya tekrarlaya deneye deneye anlayın yani. Evet. Bunu da şey yapalım. Şimdi sorulara da gelelim bu arada. Herhangi bir soru varsa. Bir de assert vardı. Assert'e girmeyelim arkadaşlar. Hatanın nerede olduğunu da bu fonksiyonla mı buluyoruz? Şimdi bunu biraz açabilir misin? Hangi fonksiyondan bahsediyoruz? Bakalım. Bu fonksiyondan bahsediyoruz. Şeyden mi yoksa except'ten mi bahsediyoruz? Bu bir fonksiyon değil. Bu try except şey gibi, for döngüsü gibi bir ifade, statement. İkisi farklı şeyler. O soruyu açabilirsen daha iyi bir cevap verebilirim Melis. Evet. Şimdi şey yapacağım. Try except de hata ve hata olmaması akışını öğrendim. Yani önce hangisi çalışıyor, sonra hangisi çalışıyor şeklinde. Bunu önce bir soralım. Bunlar evet ağır konular arkadaşlar. Gerçekten ağır konular. Yani tekrarlaya tekrarlaya öğrenilecek şeyler. Öyle tek seferde olacak şeyler değil. Bunlar biraz ekstra aslında ama bu ekstralar yavaş yavaş ana konuya dönüşecek zamanla. O yüzden veriyorum yani. Olabildiğince çaba sarf edin. Ne kadar anlarsanız o kadar az boşluk kalır. O az boşluğu da doldurmamız daha kolay olur. Arkadaşlar cevaplayın. Lütfen. Devam, devam. Devam arkadaşlar. Tamam bakalım. O tamam çok güzel çok güzel. Tamam. İyi bir rakam. Şeyde cevap anlamayan arkadaş da neresini anlamadığını söylerse güzel olur. Şimdi burayı anlamamız çok önemliydi arkadaşlar. O yüzden birkaç kere tekrarladım. Ne oluyor? Başarı durumunda geliyor. Exit'te düşmüyor. Direkt çıkıyor dışarıya. Hata olursa o zaman buradan hataya sıçrıyor. Burayı es geçiyor. Şu yakalıyor. Bunu bir wrapper olarak düşünebilirsiniz. Zaten öyle. Yani try'dan except'e kadar bir wrapper dışarıya fırlayınca kapıyor. Bu şey gibi hani ne bileyim pinpon oynuyorsunuz mesela sağdan dışarıya fırlıyor. Yani fırlayınca ayrıca tutmanız gerekiyor yani. İçeride tekrar zıplayamıyor. Niye zıplayamıyor? Çünkü dışarıya fırladı. Platforma değmez artık. Evet. Şimdi başka bir konudan bahsedeceğiz. Yine aynı konunun üzerinde tabii. Böyle try'ı, except'i güzel yazdık da arkadaşlar. Arkadaşlar. Peki ya şöyle olsa ne olacaktı? Bunu buraya tekrar yazıyorum. Aynı fonksiyon aslında. Sadece görebilirsiniz diye yapıyorum.
Ha, aynı fonksiyon değil tabii, değiştireceğiz onu. Evet. Arkadaşlar şimdi burada size bir soru soracağım. Except dedik. Except ne yaptık? Hangi hata gelirse gelsin onu hata aldım diye şey yapmaya başladık, almaya başladık değil mi? Şimdi bunu şöyle diyelim. Bizim exception'ı aldım. Bizim exception hangisi? Value error. Değil mi? Hatta şöyle yapalım. Şimdi bizim burada bir assumption'ımız var arkadaşlar. Bir ön kabulümüz var. Ön kabul ne? Value error aldım diyor. Niye? Çünkü burada value error fırlatılmış. Tamam. Güzel. Şimdi bazı farklı hatalar da var. Örneğin sıfırın sıfıra bölünmesi. Zero division error. Ne oldu? Aa, beklemediğimiz bir şey çıktı ortaya. Sıfırı sıfıra bölme. Şimdi bu tarz şeyleri hiç beklemeyebiliriz ve çıkabilir arkadaşlar. Şimdi sıfır bölü sıfır. İçerisine yazdım fonksiyon 2'nin. Ne oldu? Çok büyük bir hataya düştük. Sanıyoruz ki value error bizim tanımladığımız şey geldi. Ama aslında öyle değil. Lakin ki öyle değildir. Bakıyoruz. Value error aldım. Hayır. Value error almadım. Ne aldı? Zero exception aldı. Şimdi bunun için ne yapıyoruz? Olabildiğince hiçbir zaman genel exception handling'i yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi genel exception handling nasıl yapılır? Ya dersiniz ki bu şekilde except exception diye exception tüm exception'ları alır. Hepsini kabul eder. Bu generic exception. Veya bu şekilde yazarsınız. Bunu yapmamak lazım. Genel olarak tutmak yerine spesifik ne bekliyorsak onu yazmamız lazım. Bu şekilde. Dolayısıyla aldığınız hata gerçekten value error. Şimdi bu durumda ne olacak? Bakalım. Heh, ne oldu? Zero division error dışarıya çıktı. Şimdi hataları handle etme, hatalarla hatalarla başa çıkma veya ne bileyim hani nasıl kullanılacaklarını tasarlama konusunda genellikle yapılan hata şudur. İnsanlar hatanın dışarıya fırladığı zaman bunun kötü bir şey olacağını düşünürler. Oysa ki bilinmeyen bir hata varsa onun bu şekilde exception olarak karşımıza çıkması daha iyi. Neden? Çünkü düzeltebiliriz. Yani onu da ekleriz. Değil mi? Burada kodu yazan kişinin bir görevi var arkadaşlar. Bu görev ne? Yazılan kodu tam olarak modellemek. Şimdi burada value error dediğim zaman başka birisi gelip bu kodu okumaya kalktığı zaman biliyor ki ben sadece value error'ı burada value error aldım şeklinde karşılamak istiyorum. Bu. Kitap yazar gibi. Bütün durumları yazmış oldum. Eğer zero division error gelirse o zaman okuyan kişi biliyor ki ben bunun farkında değilmişim. Oysa ki yazılımcılar genellikle ne yapıyorlar? Tabii direkt bu şekilde değil ama bu genel, daha genel şekilde tutuyorlar. Ve sonra diğer okuyan kişi bilmiyor ki acaba bu adam value error'ı mı tutmak istedi? Yoksa zero division'ı mı tutmak istedi? Yoksa ne bileyim diyelim ki bağlantı hatası. Bağlantı hatasını bilmiyorsunuz. Çünkü orijinal plan neydi? Onu bilmeniz mümkün değil. Bu cidden çok kötü bir şey. Bir diğer sıkıntı da tabii hata olduğu zaman bir de hiçbir şey de yazmayabilirsiniz buraya. O zaman iyice sıkıntı. Artık diğer gelen kişi muhtemelen bu problemi çözmeye çalışırken daha kötü bir şekilde patlatacak. Şimdi bu biraz ileri seviye bir konu. Şimdiden anlatmak istiyorum ki ileride karşınıza geldiği zaman bu şekilde yazılmış bir kod ve ne olduğunu anlayamadığınız zaman ha bu yüzdenmiş deyip daha iyisini yazın. O yüzden anlatıyorum. Yoksa şu anki düzey için çok karışık bir konu aslında yani bunlar. Neyse. Birden fazla da tutabiliriz. Birden fazla nasıl tutarız? Mesela zero division error deyip şeklinde yapabiliriz, değil mi? O zaman ne olur? Bakın yine tutmuş olduk. Bir de ya öyle durumlar olur ki
uygulamanın o kısmında kesinlikle uygulamayı durdurmamanız gerekiyordur. Yapabilecek bir şey yoktur. O zaman genel exception tutarsınız. Ama o zaman da şunu yapmanız lazım. Bakın isimlendirebiliyorsunuz. Bu isimlendirme olayı şey gibi. Hani for'da x olarak isimlendiriyorduk ya. Burada da aldığımız hatayı e olarak isimlendiriyoruz. Sonra da bu exception'ı yazarsınız. Ya oraya girmeyelim. Ya biraz daha ayrıntılı bir şekilde yazdırmanız gerekiyor aslında ama oraya girmeyeceğim. Direkt E diye yazdıracağım bunu. Şunu kaldırmamız lazım tabii görebilmek için. Niye? Division by zero ama kaldırmıştım ben bunu. Nasıl oldu? Bir dakika burada bayağı bir şey oldu. Kafam karıştı. Func 2'yi çağırdık. Sonra Func 2'yi exception vermeyecek şekilde çağırdık. Ne yapması lazım? Burada zero sıfıra bölünme hatası vermesi lazım. Ha. Evet tabii yani o division by zero'nun verdiği mesaj da aynı olduğu için karıştı. Aslında buraya girdi o. Hatta şöyle yazalım. Evet. Yani o yüzden sadece exception'ı yazdırmamak lazım da yapacak bir şey yok. Heh. Görmüş olduğunuz gibi biraz UI şey oldu, sıkıntı oldu. Division by zero nerede yazdı? Burada yazdı. Kesinlikle hatanın ne olduğunu yazmamız lazım. Jenerik olarak tutuyorsak ki insanlar durumun farkına varsın. Neyse bu ekstra bir kural. Bunlar biraz karışık konular. Bunu da şöyle şey yapalım. Örnekleyelim. Evet. Şimdi ne yaptık? Exception'ın nasıl çalıştığını gördük. Bu konunun direkt adı internette exception handling. Bunu yazayım. Ama anlattığım şekilde her tarafta bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten problemi biraz o. İnsanlar atlıyor bunu. Try-exit bağlantısında kodumuzda bulunan hataların okunaklı bir hale gelmesini mi sağlıyoruz? Şimdi try-exit'te şu hata durumunda şunu yap, bu hata durumunda bunu yap diye yazıyoruz. Eğer daha iyi tanımlarsak o zaman hata aldığımız zaman anlaması kolay olur. Başkası okuduğu zaman ne yapacağı da anlaşılır. Yani her durumda çalışan program yazmayın arkadaşlar. Yani program patlayacaksa patlasın yani. Bazı durumlarda patlaması gerekiyorsa patlasın. Patlaması sayesinde o hatayı gören insan der ki ha böyle bir durum da varmış. O durumu da yapar. Yani bütün olası durumları ilk yazdığınız iterasyonda karşılayacak şekilde kod yazmaya çalışmayın arkadaşlar. Bilemediğiniz bir şey varsa patlasın yani. Bu önemli bir kural. Aynı programda hem value hem division by zero hatası aldım diyelim. Alamazsın. Neden? Çünkü birisini aldığın zaman zaten yukarı çıkar. Dolayısıyla iki hatayı birden alamazsın. Başka neler var? Başka soru yok. Tamam, şimdi devam edelim. Bu exception konusu sanırım anlaşıldı. Zaten anlamamız gereken kısım buydu. Biraz daha karışına girdik. Tabii yani şuranın da anlaşılması lazım. Böyle value error'sa o zaman şunu yap şeklinde ama o da anlaşılmıştır muhtemelen. Neyse. Şimdi daha önce ne yaptık? Şurayı görmüştük. Buraya bir geri dönelim. Şimdi bunu tekrar sıralı bir şekilde yapalım. Ama ne yapalım? Aslında ne yapıyoruz? Burada tekrar bir x eşittir iter yapıyoruz, değil mi? Bu şekilde böyle değil yani. Bunu for döngüsüyle yapacağız. Pardon, while döngüsüyle yapacağız. Önce tek tek yapıyoruz. Try görmüş olduğunuz gibi. Sonra except deyip pardon. Eğer stop iteration olursa o zaman ne yapıyoruz? Pass. Şimdi pass diye bir şey var arkadaşlar. Bir kod bloğuna bir statement
yahut expression bir şey yazmak zorundasınız. Hiçbir şey yazmak istemiyorsanız pass diyebiliyorsunuz. Pass ne demek? Hiçbir şey yapma. Yani devam et. Aynen. Yokmuş gibi davran. Burada hiçbir şey yok yani. Çünkü bıraktığınız zaman diyecek ki abi sen niye bir şey yazmadın buraya? Oraya bir blok koyman lazım. İşte bu blok. Hiçbir şey yapmayan bir blok. Görmüş olduğunuz gibi şimdi önce ne dedik? Bakın. Bunu yazmazsak ne oluyor? Exception alıyoruz. Evet. Ne oldu? Biraz sıkıntı oldu interpreter'da. Bunu tekrarlayalım. Bağlantı sıkıntısı mı oldu acaba? Yok burada bakıyorum hani sonsuz döngü olma ihtimalim var diye de yavaşlamış sadece. Görmüş olduğunuz gibi stop iteration ama ben programın sonrasında bir şeyler daha yapmak istiyorum. Program orada bitsin istemiyorum yani. Değil mi? Ama ne oldu? Duruyor. Exception fırlatıyor çünkü. Ne yapıyorum orada? Try diyorum. Şimdi bu ya stop iteration exception biraz tuhaf bir şey. Aslında exception değil. Normalde olması gereken bir şey. Yani daha fazla elemanım yok diyor. O yüzden bu beklenen bir şey zaten. Stop iteration deyip bunu tutuyoruz. Sonra da hiçbir şey yapmıyoruz. Niye? Çünkü burada bitmiş. Bu durumda ne oluyor? Program akışına normal devam edebiliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrarlıyoruz. Ne yapıyor for döngüsü? Önce iterator'ını alıyor. Yani bu liste üzerinde nasıl her elemanın dolaşılabileceğini tanımlayan bir fonksiyon yaratıyor. Şey, nesne yaratıyor. Sonra next'ini çağırıyor. 1'i veriyor. Next'i çağırıyor. 2'yi veriyor. Next'i çağırıyor. 3'ü veriyor. Next'i çağırıyor. Diyor ki daha elemanım yok. Exception fırlatıyor. Biz de onu tutuyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bunu ne yapalım? Bir de while döngüsüyle yapalım. Bunu nasıl while döngüsüyle yapabiliriz? Şöyle yaparız. Bizim listemiz var. 1, 2, 3 şeklinde. Yine iterable'ını alıyoruz. Ben bunu nasıl dolaşayım? Dur, sana bir iterable vereyim. O sana anlatır. Sonra while true diyoruz. While true ne yapar arkadaşlar? Sonsuza kadar döner. Yani buraya normalde bir ifade koyuyoruz ya. 1 eşit eşittir 2 falan diye. Yani 1 eşit eşittir a. Niye a'yı devamlı değiştiriyoruz falan. Burada true koyuyoruz. Ki döngüye girsin bir kere. Sonra da ne yapıyoruz? Try except şeklinde. Except stop iteration. Bunun içerisinde ne yapıyoruz? Next item eşittir iter nokta next diyoruz. Değil mi? Sonra da print next item diyoruz. Stop iteration olursa da ne yapıyoruz? Break. Şimdi break ne yapar? Ya bu biraz karışık oldu arkadaşlar. Önce while'ın nasıl çalıştığı ile ilgili bir şeye bakalım isterseniz. Şunu bir yorum haline getirelim. Çünkü bir şey atladık burada. While mesela i eşittir 0. While i küçüktür 3. Bu ne demek? 3 kere tekrarlayacağız. I artı eşittir 1. Sonra da print i diyelim. Ne olur? I 0 olur. 3'ten küçük yazdırır. 1 arttırır. 1 küçük, 2 küçük yazacak yani. 1, 0, 1, 2 diye yazacak değil mi? Görmüş olduğunuz gibi. Bu eskiye ait. 0, 1, 2, 3 şeklinde bu döngü yazacak değil mi burada? Şimdi başka ne yapabilirsiniz? Tuhaf bir şekilde yazabilirsiniz bunu. Yine yorum. I eşittir 0. Pardon. While i küçüktür 3 değil. True yaparsınız bunu. Sonra da dersiniz ki if i büyük eşittir 3 break dersiniz. Break ne yapar? Break while'ın dışına çıkıyor. Çıkmazsa o zaman print i artı eşittir 1 şeklinde. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptı? Yine 0, 1, 2. Şimdi iki soru soracağım arkadaşlar. 1. Bunu anladınız mı?
İki, break'i anladınız mı? Aslında break'i anladınız mı onu sorayım öncelikle. Burayı tekrarlıyorum. E0, while sonsuza kadar dön, her zaman dön. Eğer E3'e eşitse yahut büyükse o zaman while'dan çık. İlk seferde büyük mü? Değil. 0, print et, arttır. 1, print et, arttır. 2, print et, arttır. 3, 3 büyük eşittir 3'ten. Ha, o zaman while'ın dışına çık. Break bu işe yarıyor. Hemen bakalım edit dedik. Bir dakika. Evet, yolluyorum bunu da. While ile for arasındaki fark nedir? Arkadaşlar, while ile for arasındaki fark şu. For'da diyorsunuz ki benim x diye bir değişkenim var. Bu iterable'ın listenin her elemanını her seferinde x diye adlandır. Sonra da içeride bununla bir şey yapacağım. While biraz daha şey gibi. Hani ne bileyim. For'da şu var. For'da elinizde hazır gemi var. While biraz daha şey, Lego parçalarını veriyor. Diyorsunuz, diyor ki yani gemiyi sen yap. Biraz onun gibi. For özelleştirilmiş bir while. For'da mesela nerede ya bu? Mesela şu üsttekini yazmak istiyorsanız onu şöyle yaparsınız. For i in range veya ne bileyim işte 1, 2, 3 diye yaparsınız değil mi? İyi. Üsttekiyle aynı yani. Farkı ne? Farkı tabii neyin üzerinde döneceksiniz onu vermeniz gerekiyor birisinde. Diğerinde ise her seferinde arttırarak falan yapıyorsunuz. Biraz daha şey, devam etmek koşulunu vermeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, 15 kişi olmuş. Cevap veren, break'i anladım diyenler. Devam edelim. Görelim herkesin ne anladığını. Tamam arkadaşlar. Devam, devam, devam. Evet. Tamam, bakıyorum. Ne olmuş? Tamam. Çoğu insan anlamış. Güzel. Tamam. Yani break aslında basit bir şey. Ama ya işte kafa karıştırabiliyor birkaç şey birleşince. O yüzden sıfırdan tekrar anlattım. Şimdi buraya geri dönersek arkadaşlar. Bakın. For döngüsünün ne yaptığını modelliyoruz while'ı kullanarak. Neden? Çünkü while Lego. For ne? Hazır yapılmışı var. Şimdi iterable'ı aldık. Bu bize tanımlıyor. Her sonraki elemanı nasıl alacağımızı nasıl tanımlıyor? Bize bir next fonksiyonu veriyor. Sonrakini ver, sonrakini ver diyoruz sadece. Basitleştiriyor işimizi. While true dedik. Try'in içerisinde her seferinde iter.next'i çağırdık. Sonra da print dedik. Eğer stop iteration olursa break dedi. Yani while true'nun dışarısına çıktı. Bu kadar. Şimdi bu ne arkadaşlar? Bu şunun aynısı. Bunu modelledik burada. Gördünüz mü? Bakın. Bu i yapmayalım ya. Bunu x yapalım. I indis çünkü. Heh. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 var. Burada da 1, 2, 3 var. For ne yapıyor? İlk olarak bunun iterable'ını nesnesini çıkarıyor. İter. Sonra her seferinde next'i çağırıyor. Next'i çağırıp x'e veriyor. X'i de print ediyoruz. Bakın print. Yani şu ikisi aynı şey arkadaşlar. Aynı şey. Şimdi bunu biraz daha abartalım. Abartalım. Ne yapalım? Kendi for döngümüzü yazalım. Def my for diyelim. Bir tane fonksiyon alsın. Blok alsın daha doğrusu. Bunu sintaks olarak tanımlarsak tekrardan. For name in block pardon. Iterable hop block. Code block. Right? Şey değil mi? Şimdi burada ne yapacağız? Bloğu vereceğiz. Block bir fonksiyon aslında. Bir de iterable vereceğiz.
iterable block. Değil mi? Şimdi bakın ne yapıyorum? Yukarıda yaptığım şeyi direkt kopyalım. Çünkü neden? Yazılmışı var. Buradaki fark ne arkadaşlar? Madem ki fonksiyonun içerisindeyim, eğer fonksiyon içerisindeysem, o zaman break'e gerek yok. Değil mi? Direkt dönebilirim. Yani dönebilirim, break de yapabilirim. Fark etmez. Bu sefer return yapalım. Şimdi my for ne yapacak? Bir tane iterable alacak. Pardon. Iterable demeyelim buna. Iterable olmak zorunda da değil. Çünkü onun üzerine biz iteri çağıracağız. Bilmiyorum buna ne adını verebiliriz de. Expression diyebiliriz belki ama o zaman da kafanız karışacak. Normalde expression burası. Sonra expression üzerine şeyi çağırıyoruz. Iteri çağırıyoruz. Neyse. Şimdi burada ilk olarak yapmamız gereken şey ne? Bunu LST diyelim. Yani iyi bir seçim değil ama söyleyebileceklerimiz arasında en iyisi o şu an. Bakın ne yapıyoruz? İlk olarak listeden bir iterable çıkarıyoruz. Sonra bu iterin içerisinde next 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 diye de devam ediyoruz. Sonra da return ediyoruz. Bakın for'u tanımladık. Şunu tanımladık. Peki şunu nasıl yapacağız? Bunu. Şöyle yapacağız. Bakın aynısını kendi for'umuzla tanımlayacağız şimdi. My for. Şimdi önce bir fonksiyon tanımlayalım. Bizim printimizi. Sadece print yapan bir tane blok tanımladım. Şimdi buna geçiyorum. Pardon. Birinci eleman. Geçeceğimiz şey ikinci elemanda. Ne yapacağız onun üzerinde? Fonksiyon olarak. Şimdi burada ne yaptı? Print diyorduk. Print yerine bloku çağıracağız. Değil mi? Blok bir fonksiyon. O fonksiyon ne yapıyor? Next item'ı ne yapıyormuş? Print ediyormuşuz. Böyle bir şey. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şununla bakın soyutlaştırdık konuyu. Bu biraz anlaması zor. Ama bunu anlarsanız for döngüsünü çok iyi anlamaya başlayacaksınız gerçekten. Bu şekilde ne yaptık? Şunu aynısını yazmış olduk. Kendimiz yazdık. Değil mi? Hatta bir adım da ileriye giderek bunu ayrı bir tanımlama yapmadan lambda function'la da yapabiliriz. Şunun eşiti neydi arkadaşlar? X'i al, X'i yazdır. Değil mi? Bu. Bunların hepsi aynı şeyi döner. Sonucu döner. İşte görmüş olacağınız gibi bekliyorum. Evet. Biraz sürecek yine galiba. Tamam. Yani hepsi aynı şey yazıyor. İşte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 diye. Görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? Şunun aynısını implement etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar bakalım. My for bizim yazmış olduğumuz for döngüsü fonksiyonu bir liste alıyor. Bir de fonksiyon. Yani kod bloğu alıyor. Kod bloğu neydi? Bu. Sonra bu my for ne yapıyor? Ne yazdık burada? Listeyi ve bloğu alıyor. Listenin iterable'ını çıkarıyor. Sonra sonsuza kadar dönüyor. Ve onun içerisinde her seferinde next item alıyor. Bana sonrakini ver, sonrakini ver, sonrakini. Şey gibi düşünün yani bu kamyonlarda şeyler vardır ya. Karpuz satanlar falan. Kamyondaki adam diğerine fırlatır. O fırlattığı adam da onu bir yere koyar. Burada da aynı şekilde. Yani bir sonrakini ver, koyuyoruz. Bir sonrakini ver diyoruz, alıp koyuyoruz. Bir sonrakini... Elimi kolumu fazla salladığım için çarptım. French press'e çarptım. Evet. Bunu da düşünebilirsiniz yani. Sonra ne yapıyoruz? Bittiği zaman, daha fazla olmadığı zaman stop iteration, exception geliyor ve duruyoruz, dönüyoruz, break ediyoruz vesaire. Umarım bu kısım olabildiğince anlaşılmıştır. Eğer anlayamadıysanız tekrar etmeniz gerekecek.
Ama dediğim gibi yani bunu ne kadar anlayabilirseniz o kadar iyi. Bu anlattıklarımız ekstra arkadaşlar. Yani özünde for nasıl çalışıyor? Bunu bilmeden birçok insan gayet de kod yazıyor. Sadece şeyi biliyor. Stop iteration geldiğini biliyor. Belki onu bile bilmeyenler vardır yani. Hani. Ama eğer bunları bilirseniz bakın yani for'un kendisini, dilin kendisini implement etmiş gibi bir şey yaptık şu an. Bu gerçekten çok değerli bir şey yani. Bir de next'i yapalım bu arada. Şimdi burada şey dedik de iter.next diye çağırdık da şu da var. Next iter şeklinde de çağırabilirsiniz. Bu fonksiyon ne yapıyor? Def my next diyelim mesela. Iterable'ı alıyor. Onun üzerinde iter.next bir kısa yol yani. Bu şekilde. Bunu da ne yapalım? Hemen bir şey yapalım. Yine çalıştıralım. 1, 2, 3 nokta iter dedik. Sonra da iter dedik. Gördüğünüz gibi bizimki bunu verdi. Normal iter, pardon, normal next ne verecekti? O da bunu verecekti. Bu şekilde. Bakın şeyi Python kütüphanesine ait olan kütüphane değil yani core kısmına, ana kısmına ait olan next fonksiyonunu yazmış olduk. Böyle bir şey yani. Görmüş olduğunuz gibi kısa yol aslında. Dolayısıyla burada bunu yapmak yerine şöyle diyebilirdik. Evet. Next'e diyebilirdik. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bunu da anlatmış olduk. Şimdi buraya kadar birçok şey gördük arkadaşlar. Ya bunlar gerçekten kolay konular değil. Şimdi ne oldu? 5,5 dakika başladık. 1,5 saat falan oldu. Aslında yeterli bir süre olabilir. Bunun üzerine biraz sorularınızı sorarsanız iyi olabilir arkadaşlar. Şimdi open source projelerde hep karşımıza çıkacak demiş bir arkadaşınız. Evet. Open source projelerde birçok şey karşınıza çıkacak arkadaşlar. O yüzden yani open source derken bu arada şey anlatalım ne olduğunu. Bu kütüphanelerin hepsi mesela request kütüphanesi open source bir proje. Django mesela hani web sitesi yazmak için kullandığınız framework. Bunların hepsinin kodu açık. Gidip kendiniz de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hatta Python'un kendi kodu da açık. Yani gidip mesela o for döngüsü nasıl implement edilmiş onu da okuyabilirsiniz. Şu an okuyamazsınız ama okumanız mümkün bir gelecekte. Soru alalım arkadaşlar. Şu ana kadar görmüş olduğumuz her şeyle ilgili sorularınızı görmek istiyorum. Böylece son kaç bir 5 dakikayı 10 dakikayı verimli bir şekilde geçirebiliriz. İsterseniz bir şey yapalım. Şu ana kadarki kısmı tekrarlayalım. Ne demiştik? Fonksiyonu çağırıyoruz. Bakın şöyle bir fonksiyon tanımladık. Ya bir şey geriye döneceğiz ya da value error raise edeceğiz. Bir şey dönmek, bir değer dönmek ile hata fırlatmak iki farklı şeyler. Döndüğünüz zaman ne olur? Şurada res eşittir dedik ya. Buraya gelir, buradan devam eder. Ama exception fırlatırsa except diye try except diye tutulan bir yere kadar devam eder arkadaşlar. Topu sahada oynuyorsunuz, arkadaşınıza attınız, o arkadaşınıza attı, o da arkadaşına attı vesaire takip edilebilir. Topu yanlışlıkla sahanın dışarısına fırlattınız, bayır aşağı artık gitti, her tarafa gidebilir, uçurumdan düşebilir. Ne bileyim, rögar kapağı açıksa içeriye girebilir. Ne bileyim, yan sokağa gidersiniz, insanlara sorarsınız ne oldu diye. Birisi aldı bıçağıyla patlattı çöpe attı diyebilir. Her şey olabilir yani. İkisi farklı şeyler. Hata tutmayla şey döndürme. Görmüş olduğunuz gibi iki flow var. Birisinde hata fırlatılmadığı için normal devam ediyor. Respi alıyor, yazdırıyor. Sonra da devam ediyor ne yapacaksa. Hata olursa hata oluyor ve fırlıyor buraya. Tutuyoruz ama sonra ne oluyor? Kaldığı yerden devam ediyor. Ne dedik? Buradaki bir genel olarak tutarsanız, isimlendirmezseniz, ben şu hatayı tutmak istiyorum demezseniz, o zaman ne olur? Alakasız bir hata çıkar, birisi bir şey ekler oraya, farkında bile olmazsınız, hala aynı hatayı aldığınızı sanırsınız.
O yüzden ne yapıyoruz? Hataları olabildiğince her zaman isimlendiriyoruz arkadaşlar. Şunları tutuyoruz. Bunu yapmıyoruz mümkünse. Çok zorlayıcı bir şey olması lazım. Bir diğer öğrendiğimiz şey de neydi? For döngüsünün çalışma prensibi. Önce bir iterable çıkarıyor. Sonra da next, next, next. Ne zamana kadar? Stop iteration gelinceye kadar. Stop iteration ne demek? Elimde daha fazla eleman yok. Sana vereceğim eleman yok diyor yani. Daha fazla. Evet. Bir diğeri de ne? While döngüsünü öğrendik, değil mi? While döngüsünde ne yapıyoruz? Koşulu kendimiz yazıyoruz. Bir iterable yok ortada. Lego gibi sıfırdan kendimiz tasarlıyoruz her şeyi. For biraz daha özelleşmiş bir şey. Elimizde üzerinde dolaşacağımız bir item var. Bir liste var. Ve onu next 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 deyip alıyoruz her seferinde. Stop iteration error gelinceye kadar. Sonra ne dedik? Break'i gördük while içerisindeki. Break nasıl çalışıyor? While'ın içerisinde belli bir durumda break dersek dışarısına çıkıyor. Bitiriyor çalıştırmayı. Şurası çalışmayacak artık yani. Sonra ne gördük? Bu for döngüsünü kendimiz nasıl implement edebiliriz diye baktık. Ne yapıyoruz? Daha önce yaptığımız şeyin aynısı. Tekrar arkadaşlar 10 kere farklı şekilde tekrarlıyorum ki bunların hepsini birbirine bağlayıp kendinize bağlayıp hepsini bir şekilde aklınızda tutmayı başarın. Evet. İteri çıkarıyoruz. Sonra while true sonsuz şekilde dönüyoruz. Her seferinde next 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 deyip alıyoruz. Yazdırıyoruz. Eğer stop iteration gelirse bitiriyoruz. Sonra ne yaptık? Kendi for'umuzu tanımladık arkadaşlar. Yine içerisinde aynı şeyi yapıyoruz. Dışarıdan birisi bir fonksiyon geçiyor bize. İteri alıyoruz. Sonsuza kadar döndürüyoruz. Stop iteration oluncaya kadar. İçeride de ne yapıyoruz? Her next item'ı aldığımızda bakın burada farklı olarak bloğu o next item'ı parametre olarak vererek çağırıyoruz. Sonra ne yaptık? Bunu çalıştırdık bu şekilde. Kendi for döngümüzü yazmış olduk. Listeyi verdik. O liste üzerinde her eleman için ne yapılacağını geçtik. Ve her eleman için ne yapıyor? X'i yazdırıyor. Basit bir fonksiyon. Sonra bir de bunu lambda x olarak yazalım dedik. Aynı şeyi. Bu ikisi birbirinin aynısı. Al birini vur ötekine şeklinde. Evet. Böylece lambdayı da hatırlamış oldunuz. Nasıl yazıldığını. Bununla bu aynı. Sonra ne yaptık? My next diye bir tane fonksiyonu tanımladık. Bunu da Python kütüphanesinde next in nasıl çalıştığını göstermek için yaptık. Böyle yani. Böyle yazılmış. Sadece bir shortcut aslında. Aldığı parametrenin underscore underscore next'ini çağırıyor. Neden böyle bir şey var? Daha güzel görünür diye herhalde. İşte görmüş olduğunuz gibi next iter. Evet. Ne oldu? 7'yi 1 geçiyor şu an. Bazı sorular var. C++ gibi bazı dillerde kodun yazıldığı main fonksiyonu sıfır return ediyor. Bu da bir nevi hata kontrolü değil mi? Şimdi programın kendi içerisinde fonksiyonların birbirine dönmesi dışında bir de aslında her çalıştırdığınız programda işletim sistemine bir değer dönüyor. Ama işletim sistemine dönülen değerler şu şekil. Hani exception vesaire yok C'de zaten. Değer dönüyorsunuz. Döndüğünüz değer sıfır ise başarılı anlamına geliyor işletim sistemine. Eğer döndüğünüz değer sıfırdan farklıysa farklı hata kodları. Diyelim eksi bir ise ne bileyim bağlantı koptu bilmem ne oldu falan filan. Böyle bu ekstra bilgi bu arada. Tabii Python'da bunu yapmak için return demiyorsunuz. Öyle demiyorsunuz tabii ki. Onun yerine CS nokta tam hatırlamıyorum şu an bakmam lazım da CS nokta exit olması lazım. 0 veya 1 şeklinde. Bunu gördüğü zaman kodun neresinde olursa olsun direkt çıkıyor. Ama bu ekstra bilgi. Arkadaşının sorduğu için dedim. Ama geçen sefer demiştim ya hani programın ana kodunda da aslında return etmek mümkün. Farklı bir şekilde. O böyle işte. İşletim sistemine döndürüyorsunuz belli bir değeri. Ama o biraz ileri bir konu tabii. Hocam yazdığım kodlar işlev bunu görselleştirme ya da insanların kullanacağı hale çevirmek nasıl oluyor? Ben bu cümle biraz düşük olmuş anlayamadım. Bunları yani yazdığım kodları nasıl insanların kullanacağı hale çevirebiliriz? Web sitesi yapma şeklinde olabilir. Yani
veya ne bileyim parametre vererek konsoldan çağıracak şekilde dönüştürebilirsiniz. Evet, user interface falan yapabilirsiniz ama şimdilik bu konulara girmiyoruz. Onlar çok karışık çünkü. Yani önce temel konuları bitirmemiz gerekiyor gerçekten. Hala dile ait temel konuları bitirmiş değiliz. Bakın bunları gördük bugün. Bir de üzerine sınıf nasıl tanımlanır onu göreceğiz ki tam olarak görmeyeceğiz. O bir sonraki kurum konuları olacak. Arkadaşlar yani 2 ay için şöyle söyleyeyim. Aslında yani bayağı bir konu gördük. Şunları tam olarak anlayın. Önemli bir gelişme olacak. Yani çünkü başka türlü şey olabiliyor. Yani herkes dersi bitiriyor. Tamam güzel. Belki hani sınav falan olsaydı geçecektiniz. Ezberleyecektiniz. Ama yani 3 ay sonra oturup hiçbir şey yazamıyorsunuz. Yani onun bir manası yok. Yani o şekilde geçirilen vakte yazık gerçekten yani. Yani. Gerçi tabii ki hiçbir şey yapmamaya göre bir şeyler yapmak daha iyi. Yine gelişmiş oluyorsunuz ama çok verimsiz oluyor. Yani oturup kendi başınıza bir şeyler yapabiliyor olmanız lazım. O attığım yazıda da bununla ilgili bir takım şeylerden bahsettim. Onu okuyun arkadaşlar. Uzmanlaşma ile ilgili yazdığım makaleyi. Orada da bahsettim bunlardan. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Sanırım bu kadar. Görüşmek üzere.